TV Sağlıklı Günler programından herkese merhaba. Ben Yeşim Mine. Umarım herkes çok iyidir ve sağlıklıdır. Bugün nelerden bahsedeceğiz? İdeal kilomuza ulaşmanın sırları ve duygusal beslenme. Tabii ki çok değerli bir konuğum var. Diyetisyen Sinem Paker. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok mersi. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz ne için, demek? Vakit ayırdığınız için. Yoğun çalıştığınızı biliyorum. Birazcık diyelim. Evet, biraz iki iş yeri birden var değil mi? Yani iki, evet, haftada ikiye bölünüyorum. O şekilde yoğun bir tempomuz var ama güzel, keyifli giden bir tempo. Harika, size yakışıyor bu tempo. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüyorum, harika sporlar da yapıyorsunuz. Evet, spor yaşam tarzımız. Spor hayatımızda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi ki hani biz yapmalıyız, örnek olmalıyız. Herkes hayatına katsın diye düşünüyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Şimdi izleyenlerimiz, sizi tanımayanlar için birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben diyetisyen Sinem Paker. Aslen İzmirliyim ve takriben 19-20 yıldır da bu mesleği icra ediyorum. Mümkün mertebe her gelen danışanımıza sağlıklı beslenmeyi ama yaşam tarzına göre ve bedenlerin ihtiyacına göre öğretmeye çalışıyoruz. Genelde tabii çok fazla şeker hastası hastalarımız olduğu için onlara yönelik yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Obezite cerrahisi yapan bir ekip arkadaşım var. Obezite cerrahisindeki beslenmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Aslında yoğun bir tempoda ihtiyaca yönelik beslenme danışmanlığı yapıyorum diyebilirim. Çok güzel. Şimdi açılışta tabii ki duygusal beslenmeden bahsettim. Onu evet, çok merak ediyorum ama duygusal beslenmeden önce beslenme nedir? Şimdi bu duygusal beslenme aslında benim özel ilgi alanım. Çünkü dediğim gibi 19 yıldır bu işi yaparken gözlemledim ki insanların beslenme algısı çok farklı. Dolayısıyla önce beslenmenin ne olduğunu ve algının ne olduğuna geçiş yapacak olursak, beslenme doğduğumuz andan itibaren hayatımızın son bulacağı ana kadar tüm yaşamsal fonksiyonlarımızın devam edebilmesi için ihtiyacımız olan enerjinin karşılanmasına beslenme denir. Doğru beslenme, kişinin doğru bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Duygusal beslenme de duygu ihtiyaçlarının besinler tarafından karşılanma şeklidir. Ve gözlemliyorum ki maalesef, yani bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Ne zaman moralimiz bozulsa, gidip tatlıya saldırıyorsak. Özellikle biz kadınlar. Değil mi? Erkeklerde de çok var artık. İnanılmaz. Var mı? İnanılmaz. Çünkü hayat standartları çok zorlaştı. Yaşanılan günler gerçekten, doğru, bize çok zorluk katıyor. Stres faktörümüz çok artmış durumda. Buna bağlı olarak o stresi, eğer ki az önce söylediğimiz gibi hani sporu hayatımıza katmazsak, spordan karşılayamadığımız bir takım şeyleri maalesef ki besinlerden karşılıyoruz. İşte bu besinlerden duyguların karşılanmasına duygusal beslenme deniyor. Evet, yani o anda duygu tatmini yapıyor aslında. Aynen kişi öyle. Vücudunun ihtiyacı olan bir şey kesinlikle değil ama o anda tatmin şöyle, oluyor diyelim. Duygu anlamında ihtiyaç veren, yani bedenlerimiz hormonlardan oluşuyor. Mutluluk hormonu salgılamak için karbonhidratlı gıdalar görevlidir. Serotonin hormonu salgılamak için karbonhidratlı gıdalar, evet, devreye girer. Dengeli bir yapınız varsa oksitosin hormonu salgılanır. Bu da yağlı gıdalarla olan bir şeydir. Biraz daha başarı odaklı bir yapı söz konusuysa dopamin salgılanır. Onun da kaynakları protein kaynaklı gıdalardır. Genelde dünyaya da baktığımızda gerçekten hani mutsuzluk kol geziyor diyebiliriz. Hı hı. Ve bu serotonin hormonunun, endorfin hormonunun salınması için karbonhidratlı gıdalar o kadar kolay ulaşılabilir şeyler ki, bir yandan baktığında aslında bir bağımlılık. O hormonun salgılanmasına ihtiyacımız var. Çünkü doğduğumuz andan itibaren bir de haz odaklı yaşayan canlılarız. Evet, çok doğru. O hazın karşılanması için de en kolay ulaşılabilir alan beslenme. Kesinlikle karbonhidratlı, evet, gıdalar, karbonhidratlı tatlılar, beslenme hamur işleri. Şekli. Hangi sizde kodluysa onu alıyorsunuz zaten. Öyle mi? Herkesin bir kodu mu var? Evet, var. Mesela kimisinin kodu çikolata, kimisi makarna, kimisinin hamur işleri, kimisinin daha çok böyle pilav tarzı. O karbonhidrat kaynağı. Kimisi ekmek tüketir. Yani o mutluluğu nerede, o hazzı nerede yakaladıysa, ilk kod nerede girdiyse bedene,
Onunla devam ediyor. O şekilde devam Aynen ediyor. Aynen öyle. Şimdi tabii bunlar da kilo olarak maalesef dönüş yapıyor. Aynen öyle. Sonra da o kilolardan nasıl kurtulacağız diye onun yollarını arıyoruz. Yani tabii ki bu işte ekmeğin veya çikolatanın o anda işte kişinin ihtiyacı olan neyse onun yerini tutabilecek sanıyorum böyle daha sağlıklı şeyler tüketmek gerekiyor o anda ama İşte bilinç onu yapabiliyor mu? Orada i̇şte, bir sıkıntı orada var. Orada çok önemli. Kişinin zaten bize buna hazır ve karar vermiş olarak gelmesi gerekiyor. Çünkü mantayet olarak zehire panzehir mantığıyla gidiyoruz çalışmalarımızda. Bu ne demek? Hangi sebepten ötürü kilo alımın varsa onu aslında ortadan kaldırmak gerekir. Ama kişinin psikolojik durumu, stres katsayısı, gündelik hayatı, mutluluk kaynakları, kendisi hangi alanlarda huzur ve mutluluğu yaratıyor, keyifli bir alanı var. Bunları belirledikten sonra biz o besinleri o derece kesebiliyoruz. Hı hı. Yoksa kişi buna bu kadar hazır değilse en zararlı olanları tabii ki kesip diğer alanları biraz daha minimalize edip biraz daha damak tadında hani onun yarattığı kadar haz olmasa da bir nebze olsun haz yaratabilecek alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü ömür boyu ne onlar tüketebilir ne de onlarsız yaşayabiliriz. Zaten Doğru. bizim topraklarımız gereği kültürel anlamda da beslenme alışkanlıklarımızı tamamen sıfırlamak mümkün değil. Olamaz yani çok zor. Evet. Çok zor. O zaman mutsuz bir millet oluruz gerçekten. Zaten çok Zaten yeterince zor zamanlardan geçiyoruz Aynen yani. Öyle. Hakikaten hem ekonomik olarak hem sağlık sorunları vesaire. Aynen öyle. Tüm dünyayı tabii ki etkiliyor ama evet. Ülke olarak biz de çok zorlanıyoruz. O yüzden bu pandemide herkes mutfaklara girdi. Herkes evinde lahmacun ekmek yaptı. Ekmek yapmayan pide. Kalmadı bir kere. Aynen öyle. Herkes ekmek yapmıyor. Ekmek yani gidip mutfağında hamur işi yapmayan insan sayısı gerçekten çok azdır. Evet. Kullanılan, ben değişik bir et türevi yapayım diyen yok. Ama kesinlikle çok değişken, işte lahmacun şekilleri çıktı, pide şekilleri çıktı, ekmekler, işte atıştırmalıklar. Evet. Herkes onları kullandı çoğunlukla yapmaya çalıştı. Gördüğün gibi yine stresten karbonhidrat yönelimdi. Ben de börek yapmayı öğrendim mesela pandemi döneminde. Hiç ben börek, böyle hamur işleriyle hiç alakam yok. Yemek yapmayı çok severim ama pandemide ben de öğrendim. Börek yapmayı. Mecburen işte, öğrendik galiba hepimiz. Mecburen yani zaman kalınca işte bir şeyler yapmayı öğrendik her birimiz. Neyse ki şimdi daha iyiyiz. Aşılarla evet, evet. birlikte daha da iyi olacağız inşallah. Daha yaşanabilir haldeyiz. Şimdi hazır bu konuya da gelmişken bir de bağışıklık sistemi tabii ki çok önemli. Kişinin bağışıklık sistemi sağlam ve iyi olduğu sürece hastalıklara karşı da tabii direnci ki artıyor. Direnci artıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yolları nelerdir? Bağışıklık sistemimizi güçlendirme yolları bağırsaklardan geçiyor. Bağırsaklar bedenimiz için çok önemli organlar. Hatta duymuşsunuzdur siz de ikinci beyin olarak adlandırılır. Evet. Bağışıklığımızın %80 merkezi bağırsaklarda mutluluk için bağırsaklar, her alanda bağırsaklar karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bunu etkileyen faktör oradaki bakteri florası. Sağlıklı bakteri florası ne kadar fazlaysa bizim bağışıklığımız o kadar iyi demektir. Sağlıklı bakteri florası için silsile işte burada duygusal beslenmede problem yaratan karbonhidratlar. Çünkü karbonhidratlar sağlıksız bakteriler için besi kaynağıyken işte lifler, daha sağlıklı yiyecekler, işlenmemiş ürünler artı probiyotik kullanımı sağlıklı bakteri için iyidir. Şimdi biz eğer ki iyi uyuyorsak, uyku saatimize özen gösteriyorsak, yeteri miktarda suyumuzu tüketiyorsak, bağırsaklarımız için doğru beslenme sistemini öngörüyorsak, her gün tuvalete çıkmak sağlıklı bağırsak anlamına gelmeyebilir. Bu çok önemli bir triktir bana sorarsanız. Probiyotik düzenli kullanımı öneriyorum muhakkak. Yani hiçbir probleminiz olmasa dahi her bireyin bence probiyotik kullanması gerekiyor bağışıklığın kuvvetlenmesi için. Dolayısıyla bunları yerine getirdiğimizde ve beslenme düzenimizi bedenimize göre, yaşam tarzımıza göre ve damak zevkimize göre dengelediğimizde bağışıklığın güçlenmeme şansı yok. Ama siz bağırsak floranız ne kadar kötüyse, ne kadar doğru beslenirseniz beslenin veya ne kadar takviye alırsanız alın, onların doğru emilmemesinden kaynaklı bağışıklığınızı güçlendiremezsiniz. O yüzden o floranın düzenli olması gerekir. Gereğinden fazla bağışıklığı güçlendirmek için vitaminler kullanımı hiçbir anlamı yoktur. Çünkü emilmedikten sonra ve vücut tarafından kullanıma geçmedikten sonra karaciğeri yormaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Zaten bu Covid döneminde biliyorsun ki herkes multivitaminlere saldırdı. Evet ben de düzenli multivitamin kullanan bir insanım ama beslenmeme göre zaten açığımı biliyorum. Çünkü ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri artık çok da doğal olmayan besinlerden
yeteri kadar elde edebilme şansına sahip değiliz. Dolayısıyla destek almak durumundayız. Evet. Yaşımız ilerledikçe bu desteklerin artması da gerekiyor zaten baktığında. Çünkü vücudun gerçekten ihtiyacı daha da fazlalaşıyor. Hı hı. Ve biraz da paketli gıdalar hayatınızdaysa bu probiyotik bakımından, bakteri bakımından sağlıksız flora gelişebileceği için biraz daha destek almakta fayda var. Bağışıklığı kuvvetlendirmenin temel yolu bu aslında. Bugün mesela bir danışanıma örnek verdim. Hı-hı. Yoğun bakımlarda hastaların tedavinin doğru ilerleyebilmesi için bazı hastalarda hastaları uyuturlar. Yani aslında uyku bizim kendimizi, bedenimizi yenileme sürecidir. Doğru. Bağışıklığın kuvvetlenmesi için uyku düzeni çok 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 önemlidir. Gece 12 ile bir 3 arası gibi bir şey var. O evet, doğru mu? 10 ile 2 arasında melatonin hormonu salınımı meydana geliyor. Ve vücudunun kendini yenilemesi için çok etkili olan bir şeydir. Eğer ki biz gece 2'den sonra uyuyorsak, 3'lerde 4'lerde yatıp 11'lerde bile kalksanız, günde 7 saatlik bir uykuyu tamamlasanız dahi vücudun kendini yenilemesini sağlayamıyorsunuz. O geçen uykusuzluk veya yenilenememe süresi sonunda beden ertesi gün 500 ila 800 kalorilik kendisini toparlamak adına karbonhidrat alım ihtiyacı size sinyal verir. Al işte. Ve şimdi o zaman ne işte olacak? Tatlı yeme dürtüsü gelişebilir. İşte sizin kodunuz neyse pilavlar, makarnalar gelişebilir. Her şey ortaya dökülebilir. Bu tamamen uykusuzluğun yarattığı bir şey. Çok tehlikeli gerçekten. Evet. Çok düzenli uyku, su tüketimi, probiyotik, spor, düzenli beslenme, yani bağışıklık eşittir aslında düzenli bir yaşam tarzı. Yani evet. Bunu tabii ki yaşam şekli haline dönüştürüyor evet. olmak. Hani bunu 10 gün yaptın bu değil. Yaşam tarzı değil. Değil. Yani bu yani düzenli yaptığında. Bu noktada siz çok düzenli bir hayatınız vardır. Tabii ki düzenli hayatınız varken bu hormon salınımları biraz daha dengeli olacaktır. Hı hı. Ve stresiniz ne kadar yüksek olursa olsun çok etkilenmeyebilirsiniz. Ama stres seviyesi arttıkça bağışıklık düşüyor. Bu da bir gerçek. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii ki herkes şey olmak istiyor. Fit, sağlıklı, iyi görünmek istiyor. İdeal kilosunda olmak istiyor. Peki ideal kilo nedir? Şimdi ideal kilo dediğimizde yaş, cinsiyet, boy... Bunların hepsi devreye giriyor. Evet ama ben esasen ekstra bir de kas kitlesine bakıyorum. Çünkü beden kitle indeksi dediğimiz bir hesaplamamız var. Hı hı. Kilogram bölü boyun karesi diye geçer. Zaten her türlü internet ortamında da bulabilirsiniz. Evet. Bu bizim vücut alanımızı belirleyen bir şeydir. Vücut alanına göre ideal kilolar belirlenir. Ama ben bir gün baktım ki, şimdi kendimden hesapladım. Benim ideal kilomla, şimdi mevcut kiloma bakıyorum. O ideal kiloya ulaştığımda ben kilolu görünen bir insanım. Sonra analizlerde şunu yorumlamaya başladım. İnsan bedeninde hani kemikli olarak adlandırılan bir yapı evet, var ya sen çok kemiklisin diye geçer. İri evet, kemik. Evet iri kemik. Kemik yoğunluğu tabii ki de her birimizin farklı olabilir ama esasen kemiğin etrafını saran kas kitlesi her birimizin farklı. Kas kitlesi arttıkça daha balık etli bir görünüm meydana geliyor. Dolayısıyla ideal kilo şu, mevcut sahip olduğunuz kasın kaldırabileceği yağ miktarında olacağınız kilo demektir. Hı hı. Bu herkese göre değişkendir. Kadınlarda mevcut kasların iki katı kadar yağları taşıyabilir. Dolayısıyla üst sınır oralarda olabilir. Bu rakamlara ulaşana kadar vücudun tabii ki de suyu da var. Dörtte üçümüz zaten sudan oluşuyor. Erkeklerde kasın 1,5 katı kadar yağ taşıma kapasitesi daha ideal görünüyor. Dolayısıyla her bireyin analizini yapıp biz analize göre, çıkan kas kitlesine göre ne kadar yağ olmalı, ne kadar yağ vermeli veya yağ almalı, ideal rakama ulaşması bedenin karar vereceği bir nokta oluyor. Çünkü o yağları verirken veya alırken vücut ne kadar su alacak bilmiyoruz, evet. Vücut ne kadar su atacak bilmiyoruz. O evet. yüzden tamamen bedene kalmış bir şey evet. ama artık biz klasik evet kilogram bölü boyun karesi diyoruz. O bir yerde kalıyor bir kriter ama ikinci kriter kasa göre planlama yapıyoruz. Evet o zaman çok daha doğru bir kiloya kesinlikle. Varmış oluyoruz. Kesinlikle. Yani çünkü, o kişinin doğru kilosu o zaman çıkıyor ortaya. Evet ben şundan dolayı söyledim. Şimdi bu beden kitle indeksini hesaplarken aralıklar var. Ama bir Alman içinde aynı tabloyu kullanıyoruz. Hı-hı. Bir Orta Doğu içinde kullanıyoruz. İşte Avrupa'dakiler, işte Afrika'dakiler, Ruslar. Şimdi kemik yapısı, kas yapısı, iriliği her ülkenin, ırkın farklıyken evet o tabloda aralıklar var ama o aralıkların en alt noktaları bizim ülkemize daha yakın Akdeniz ülkesinde. O alt sınırlardan da giderek planlama yapıp ideal kiloları belirleyebiliyoruz. Evet. Çok doğru. Şimdi tabii ki ideal kilo çok önemli.
aslında ona ulaşmanın yollarını da az önce söyledik. Yani o düzenli ve sağlıklı yaşamdan geçiyor. Evet, şimdi ama herkesin, şimdi şey kafasındayım ben biraz da. Herkesi bu noktada mütemadiyen yaşatamazsınız. Evet. İdeal biz ölçüleri veya yaşam standartlarını tabii ki de herkese söylüyoruz, hı hı, ama ben arada böyle hovardalık yapılabileceğini de düşünüyorum. Yani tabii, o hafta çok bıktınız ve gerçekten kendinizi bir şekilde mutlu etmek istiyorsunuz, hı hı, ve çok bunaldınız. Ama o haftayla kalırsa vücudunuza artı gelir olmaz. Hı hı. Sonraki hafta da devam ettirirseniz bunları vücut için depolanmaya başlar. Çünkü harcayacağından daha fazla enerji geldiğinde beden depolamak zorunda kalıyor. Evet, keşke herkes dünyada, ülkemizde, her yerde herkese bu saydığımız doğru koşulları sağlayabilse, ama evet, biraz zor. Zor tabii, herkesin şartları, yaşam şekli çok farklı, birbirinden evet, farklı. Dolayısıyla herkes aynı imkanlara sahip olmadığı için aynen öyle, aynı şeye ulaşılamıyor dediğiniz gibi. Ayrıca hovardalık bölümü de çok hoş bir şey yani. Değil mi? Yani bunu herkes arada evet, yapmalı değil mi? O kaçamak. Bence evet, çünkü hayatımıza nefes alacağımız anlar var. Çünkü biz doğar doğmaz zaten beslenmeyle kodlanıyoruz. Yasaklar insanda çok cezbedicidir. Ama bunları nasıl kullanacağınızı bilmek, kendi bedeninizin neyi ne kadar kaldırabileceğini bilmek çok önemli bir unsur bence. Kaç numara ayakkabı giydiğinizi bilmek kadar değerli. Hangi besini ne kadar sıklıkla yediğinizde vücudunuzda ne oluyor? Ama bizim ülkemizde bedenimizi tanıma özelliği maalesef çocuk büyütülürken öğretilmediği için karın doyurma mantığıyla gidiyoruz biz. Evet. Karnın aç mı, doydun mu? O değil. Beden ihtiyacını bilir. Beden ihtiyacından fazlasını almamalıdır. Yani bir anne çocuğuna şunu diyebilir: miden tıkandıysa dur. Yani tıkanma hissini hissettiysen dur. Tabağındakini bitirmek zorunda değilsin. Kesinlikle. Çünkü bedenin ihtiyacı o kadardır. Evet, aynen öyle. Ve ben şuna inanıyorum. Hani psikolojik olarak aslında bize o mesaj geliyor beyinden. Evet, yani evet, canın bunu istiyor şu an. Bunu istiyorsa bunu yemelisin. Çünkü evet, bunu vücudun istiyor. Ama tabii ki abartmadan. Şey, evet efendim, ben vaktimizin sonuna geldik. Öyle mi? Evet, çok hızlı geçiyor zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için gerçekten çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Benim açımdan da öyle. Eminim izleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Efendim, umarım hepiniz ideal kilonuzda kalırsınız diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.